Ayın ortasından merhaba arkadaşlar. Arşiv değerlendirmelerimize devam ediyorum. Model şirketimiz Türk Hava Yolları. Gördüğünüz gibi 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesi arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna gönderilen finansal rapor. Şimdi arkadaşlar buradan tam 8 ay önceye gidelim. Yani 8 ay önce bu videoyu paylaştığım arşivde 11 Ağustos 2022 tarihine gidelim. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Videoların içerisinde mevcut bu tarihte. O gün tabii fiyatını vermedim. Bakın 10.08.2022 tarihi itibariyle kapanış fiyatı 60,15 TL'den günü kapatmış Türk Hava Yolları hisseleri. Aynı verilerle, aynı rakamlarla o günkü bu kapattığım tarihte hisseyi olması gereken fiyatı neymiş, sonra nasıl bir performans sergilemiş, sağlamasını, denetimini, incelemesini yapalım arkadaşlar. Evet, Türk Hava Yolları'nın 2021'in ikinci çeyreği ve 2022'nin İkinci çeyreği bilanço düzenlemesi videodaki tarihlerle birebir örtüşmekte. Ve oradaki videodaki değerlendirmeleri lütfen iyi dinleyin, iyi izleyin. Gerçekleştiği için fiyatları açıyorum. Bakın. Yıllık büyüme 0.35, reel getiri beklentisi 4.10, dağıtılabilir temettüler %40 olarak hesaplanmasının doğrultusunda videodaki verilerle aynı, gördüğünüz gibi %0.35, 4.10, 40, hiçbir değişiklik yok. Bir önceki yıl 9.83 olması gereken fiyatı 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre de hissenin olması gereken fiyatı 151 lira olarak hesaplanmakta temettü kapitalizasyon yöntemiyle. Aynı tarihte İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de 157,65 TL olarak hesaplanmakta hissenin reel olması gereken fiyatı. 8 ay önce biz bu değerlendirmeyi yapmışım ve sizlerle fiyatı göstermemek üzere paylaşmışım ama şirketin performansını size bütün ayrıntılarıyla anlatmışım. 9.83 orada da aynı. 9.83 burada da aynı. Bakın. Rakamlarla oynamazsanız, hesapladığınız değerlere sadık kalırsanız rakamlar kuruşu kuruşuna aynı çıkar. Peki 8 ay içerisinde değerlendirme neticesinde hisse nasıl bir performans göstermiş? Bakın arkadaşlar, hissenin 23 Ocak 2023'te gördüğü en yüksek nokta 157 lira arkadaşlar. Nokta atışı. Hedef tam 12'den vurulmuş. Video uzun olmasın diye arkadaşlar bir
ara 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço değerlendirmesini yaparız. Evet arkadaşlar. Herhalde değerlendirmedeki istikametin, rotanın doğruluğu ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış. Görüşmek üzere.